Gayretten herkese merhaba. Geçen hafta ilk kez konuşma imkanı bulmuştuk programa başladığımızda. Bundan sonra her hafta devam etmeye çalışacağız. 5 dakikada ne kadar sığarsa işte Türkiye'nin insan hakları gündemini, bir haftalık adalet gündemini, yargı gündemini tartışmaya çalışacağız. Bu hafta belki geçen haftada da biraz ihmal ettiğimiz bir konu, biraz detaylarını da yeni öğrenebiliyoruz. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı enteresan bir toplantı var. Belki onunla başlamak lazım. Bakanlık birçok insan hakları kuruluşuna, kişiye, savunuculara bir çağrı yaparak geniş kapsamlı bir toplantı düzenledi ve burada yeni yargı reformu öncesinde, AB ile görüşmeler öncesinde nelerin yapılması gerektiği konusunda önerileri, düşünceleri aldı. Birçok kurumun gitmediğini biliyoruz. Birçoğunun gidip görüş belirtmediğini de biliyoruz. Görüş belirtenler de var, çok ciddi biçimde hazırlanıp. Ama daha önemlisi tabii bakanlık ne yapacak, buna bakacağız. Bu sadece AB'ye işte onların da görüşlerine başvurduk denilen bir süreç mi? Yoksa gerçekten olası bir yargı reformu ki hazırlanacak onu biliyoruz. Onun parçası olacak, öneriler olacak mı? Hani gönül ister ki sivil toplumun görüşleri çok dikkate alınsın ama her zaman gönlümüzün istediği gibi olmuyor elbette. Ancak takip edeceğiz bu süreci. Bir önemli başlık bana kalırsa üstünde durulması gereken Gülsüm Elvan, Berkin Elvan'ın annesinin bir eylemde kolunun kırılması gözaltına alındığı sırada polisler hakkında açılan davaydı. Mahkeme şüpheden sanık yararlarının ilkesi gereğince Gülsüm Elvan'ın kendi kolunu kırmış olabileceği düşüncesiyle polisler hakkında beraat kararı verdi. Tabii yargının bize söylediği bir şey, hani gözaltına alınırsanız olası bir eylemde kolunuzu kırmamaya özen gösterin. Çünkü hani bunu olsa olsa kendiniz yapmış olabilirsiniz. Bunu anlıyoruz yargı kararından. Ve hani bu temel ilkelerin her davada kararlı biçimde işletilmesi gerektiğini de düşünüyoruz ve temenni ediyoruz. Umarız yargı herkes için aynı ilkeleri bu şekilde işletir. Berkin Elvan dosyasının davasının duruşması da vardı ve 6. yılına giriyor artık dava. Berkin Elvan'ın öldürüldüğü yerde keşif yapılması kararı alındı. Bu kadar zaman geçtikten sonra. Zira zaten sanık polis ki hala tutuksuz yargılanıyor eklemek lazım. Çok geç ortaya çıkartılmıştı. Arkadaşları, tanıklar, tanık olan polislerin hepsi o sırada görevli olmadığını, orada bulunmadığını, olayı bilmediğini duruşmalarda söyledi. Polis hiç tutuklanmadı. Hala da tutuklanmıyor. Son duruşmada da böyle sonuçlandı. Keşiften sonra ne olacak? Hakikaten davada bir adalet bir sonuca ulaşmak, bir hüküm kurulması mümkün mü? Bunu da izleyeceğiz. Kavala iddianamesi geçen haftanın önemli başlıklarından biriydi. Mahkeme henüz iddianame üzerindeki incelemesini tamamlamadı. 18 kişi ağırlaştırılmış müebbet istenen neyle suçlandığını hala bilmiyor. Mahkeme kabul edecek mi? Delilleri yeterli görecek mi? Bir kulis aslında zayıf da olsa konuşuluyor. Mahkemenin iddianameyi iade edebileceği ve daha fazla kanıt isteyebileceği yönünde. Bakalım önümüzdeki hafta yasal süre 15 günlük süre dolacak. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz bu incelemenin. Bana kalırsa mutlaka üzerinde durulması gereken geçen haftadan bir başlık. Fikret Başkaya değerli bilim insanı hakkında açılan, terör örgütü propagandasından açılan davaydı. Bence nedeni niçin tartışmaya bile gerek yok. Hani bizler çocukken Fikret Başkaya yargılanıyordu, soruşturuluyordu, tutuklanıyordu. O günden bugüne ders vermek dışında, düşüncelerini aktarmak dışında hiçbir şey yapmadı. Şiddetle hiçbir ilişkisi olmayan, hiçbir yasa dışı organizasyonla, yapıyla bağlantısı bulunmayan çok değerli bir bilim insanı ama 2019'da halen yargılanmaktan, soruşturulmaktan, zaman zaman gözaltına alınmaktan kurtulamıyor. Dileyelim ki Fikret Hoca ve benzer bilim insanları düşüncelerini ısrarla, hakim ideolojiye aykırı olsa bile ısrarla söylemeye devam eden bilim insanları bu yargı kıskacından kurtulurlar. Tabii rutin olarak Barış Çin Akademisyenler davaları vardı. Bu hafta gene geçen haftaki gibi, ondan önceki haftalardaki gibi aynı suçu işleyen akademisyenlere farklı cezalar verildi. Bir bölümünün cezası ertelendi. Önümüzdeki haftada böyle olacak. Gariptir hepimiz. Çok garip, çok üzerinde tartışılması gereken bir dava yargılama süreci izliyoruz BAK davalarında. Eskişehir ve Ankara davaları da başladı. Hocalarla ilgili nihai tablo muhtemelen hukuk tarihine geçebilecek nitelikte olacak. Mart geldi. Herkese güzel bir bahar, güzel bir hafta.
bunları konuşmak zorunda olmadığımız bir yıl diliyorum. İyi haftalar.